لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamamen verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa, o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir. Aziz müminler, Rabbimiz hangimizin daha güzel ameller işleyicini sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Ebedi alemde cennet muhtusasına ya da cehennem azabına dönüşecek olan da işte bu hayat çizgisi üzerinde yaptıklarımız ya da ihmal edip terk ettiklerimizdir. Hepimizin yaşayarak görüyoruz ki zaman su gibi akıyor. Her geçen gün ömür sermayemiz azalıyor. Her geçen dakika bizi gençliğimizden uzaklaştırılıp olgunluğa, hatta yaşlılığa bir adım daha yaklaştırıyor. Ne zaman, nerede, nasıl karşımıza çıkacağını bilemediğimiz o malum sona, yani ölüm ve hesap gününe doğru ilerliyoruz. Değerli Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder buyurmaktadır. Bu ayet-i kerime başta ömür olmak üzere Rabbimizin ihsan ettiği bütün nimetleri aynı zamanda sorumluluk gerektirdiği hususunda bizi ikaz etmektedir. Şükrünü ifa etmekten aciz olduğumuz bütün nimetler gibi ömrümüz de Rabbimizin bize bir emanetidir. O halde ömrümüzü nerede, ne uğrunda tükettiğimizden sorumluyuz. Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle pek çok insan sağlık ve boş vakit konusunda aldanmakta, bu iki eşsiz nimetin kıymetini bilmemektedir. Ancak Allah'a karşı sorumluluğu bilinciyle geçirilen zaman kazanca dönüşür ve sahibini hüsrandan kurtarır. Allah'a iman ve Resulullah'ın sünnetine uymakla geçen hayatlar bereketlenir. İyilikle, insanla, erdemle, güzel ahlakla süslenen ömürler mahur olur. Aziz müminler, miladi yeni bir yıla girerken kendimize soralım. İmanı ve Rabbimizin rızasını kazanma azmini hayatımızın merkezine yerleştirebildik mi? Yoksa heva ve hevesimizin peşinde mi sürüklendik? Güç ve kuvvetimizi, bilgi ve emeğimizi, akıl ve tecrübemizi, İslami hakikatleri, insani ve ahlaki değerleri yüceltme uğruna mı harcadık? Yoksa gündelik arzularımızı ve şahsi beklentilerimizi mi önceledik? Gönlümüzde merhamet, adalet, tevazu ve hikmete mi yer verdik? Yoksa kibir, riya, cimrilik, haset hastalığına yenik mi düştük? Rabbimizin ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar, fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. İlahi fermanına sadakatle bağlanabildik mi? Elimizi kötülüklerden çekebildik mi? Dilimizi kem sözlere kapatabildik mi? Zihnimizi kötü düşüncelerden arındırabildik mi?
Kalbimizi Allah aşkıyla doldurabildik mi? Anne babamızın, eşimizin, çocuklarımızın hakkını koruyabildik mi? En son hangi yetimin başını okşadık? Hangi komşumuzun halini, hatrını sorduk? Hangi yaşlının gönlünü aldık? Hangi yoksulun ihtiyacını giderdik? Kıymetli Müslümanlar, kalan ömrümüzü Rabbimizin rızasını kazandıracak iyi, güzel işlerle donatmaya karar verelim. İnsan olmanın şerefli sorumluluğunu, emaneti yüklenmenin ağırlığını ve hesap gününün yakınlığını unutmayalım. Zamanımızı boşa harcamayalım. Boş ve yararsız işlerden uzak duralım. Hata ve yanlışlarımızdan dönelim. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı çoğaltalım. İşte o zaman ömrümüzün her yılı bizim için gerçek bir milat, gerçek bir imkan ve ümide dönüşebilir. Değerli cemaatim, bir duyurumuz var. Kendi camimizin ihtiyaçları için yardım yapılacaktır. Rabbim yapmış olduğunuz ve yapacağınız yardımları kabul eylesin. Cumanız mübarek olsun. Ela inne ahsenel kelam ve ebdâvel nizam. Kelamullahi melikil azizil allâm. Kemâ kâleallâhu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kuryel kur'âne fissemîûle ve ansirhû leallekum turhamun. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnne dîne indallâhil islâm. Sadakallâhul azîm. Elhamdülillah hamdan kamilen ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ta'ziman li nebi ve tekrîman li fakhâmeti şan-ı şerefi safî fekâl azze ve celle qâilin muhbiran ve âmiran innallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebi ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimû teslimâ. Tecavüzü yasaklar, sizlere tutarsınız diye öğüt verir.